Diğer adalarda olduğu gibi Burgaz'ın tarihinde de çok ünlü isimler yer alıyor. Büyük İskender'in meşhur generali Antigonos ve oğlu Demetrios aynı zamanda İmparator Makedon Vasil o isimlerden bazıları. Hatta adanın tarihi adı Antigoni bu meşhur generalden geliyor. Tahta çıkmasa, topraklar fethetmese de edebiyatımıza getirdiği yenilikçi yaklaşımla bizim için adadaki en önemli isim Sait Faik Abasıyanı. Gelin yazarın bugün müzeye dönüştürülen evini birlikte ziyaret edelim. Prens Adaları'nın edebiyatla haşır neşirliği ilham veren güzelliklerinden olsa gerek. Büyük adayı Reşat Nuri Güntekin, Heybeli'yi Hüseyin Rahmi Gürpınar, Burgaz'ı da Sait Faik Abasıyanık olmadan anmak mümkün değil. Dersler deniz kadar güzel, deniz kadar öğretici miydi acaba diye sorgulayan, hayatın içindeki incelikleri ve sıradan insanın gündelik hallerini öykülerine taşıyan bir yazar olmuş Sait Faik Abasıyanık. Yazmak onun için tam bir tutkuymuş. Burgaz Ada ise bu tutkulu aşkın ilham kaynağıymış adeta. Bir öyküsünde der ki, adanın tenha yollarında gezerken canım sıkıldığında küçük değnekler yontmak için cebimde taşıdığım çakımı çıkardım. Kalemi yonttum. Yonttuktan sonra tuttum, öptüm. Yazmasam deli olacaktım. 1938 yılında adadaki Spanudis Köşkü yazarın ailesi tarafından satın alınmış. Önceleri sadece yazları burada geçirmeye başlamış. 1945 yılında siroz teşhisi konmuş ve hastalık süreciyle birlikte adada daha çok vakit geçirir olmuş. 1954 yılında 48 yaşında yaşama veda edene kadar da bu köşkü kullanmış. Hatta yazarın unvanı adalıdır. Bugün mülkiyeti Darüşşafaka Cemiyeti'ne ait olan ve 1959'da müzeye çevrilen köşkü pazartesi ve salı hariç haftanın her günü ücretsiz olarak ziyaret edebilirsiniz. İstanbul'un en güzel küçük müzelerinden biri. Gezmeyi lütfen ihmal etmeyin. Sait Faik'in ilk öyküsü Semaver 1936 yılında yayınlanmış. Evinden ayrılmadan önce bu kitaptan bir küçük alıntı okuyayım size. Herkes için bir umut niyetine. Kış ne kadar soğuk, ne kadar uzun olursa olsun, balık ne kadar az çıkarsa çıksın, yine yaz mahrumiyetlerin içinden kafasını kaldıracak ve onu bekleyenlere gelecektir.